Benim Çiftliğim programında herkese merhabalar değerli izleyenler. Tarla bitkileri çekimleriyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu sezondaki pancar tarımı program dizimizin bugün dördüncü bölümünü anlatıyoruz. Dördüncü bölümünü çekiyoruz sizlere. Şu anda da büyük bir pancar parselindeyiz, tarlasındayız. Bugünkü programımızın uzman konuğu ziraat mühendisi Işık Karagöz Beyefendi ve tarla sahibimiz Mehmet Bakın Beyefendi. Bugünkü programımızın konusu, ana konusu şeker pancarı bitkisinde dönemsel hastalıklar ve özellikle son yıllarda çiftçilerin başına bela olan ülkemizde fabrikalar açısından, çiftçiler açısından büyük bir ekonomik kayıp yaratan serkospora hastalığını konuşacağız. Özellikle e, ee, konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Merhabalar, ismim Işık Karagöz, ziraat mühendisiyim. Pancar tohumu üreten özel bir firmada çalışmaktayım. Özellikle 12 senedir bölgemizde ziraat mühendisi olarak satış ve pazarlama konusunda çiftçilere teknik destek vermekteyim. Bugün bu imkanı sunan sevgili Mehmet Bey ve Bereket Tarım ailesine çok teşekkür ederim. İsmim Mehmet Bakım, e, Aksaray İşmakaya Kasabası'nın çiftçilerindenim. Şeker pancar tarımıyla, yonca ile, buğdayla, mısırla, Çiftçilik yapmaktayız. Mehmet Bey, biz Benim Çiftliğim olarak bölgede örnek olan, birilerinin örnek aldığı uygulamalarını takip ettiği çiftçilere özellikle program yapmak için yola çıktık. Öyle çiftçileri de programımıza konuk alıyoruz. Siz de öyle çiftçilerden birisiniz. Bölgede öncü çiftçilerden, yenilikçi çiftçilerden birisiniz. Burada da bu yeniliklerle ilgili programımızın ilerleyen dakikalarında da siz yaptığınız uygulamalarla ilgili bilgiler vereceksiniz zaten. Işık Bey, bugünkü programımızda dönemsel hastalıkları anlatacağız pancarla ilgili, şeker pancarıyla ilgili ve dönemsel gübre uygulamaları ile ilgili programımızı devam edecek. Dediğiniz gibi ülkemizde son yıllarda serkospora hastalığı önemli bir ekonomik kayıp yaratıyor. Çiftçilerin başına bela oldu diyebiliriz. İsterseniz serkospora ile ilgili programımıza başlayalım. Sersospora betikola hastalığı bir mantari hastalıktır. Geçen seneye kadar özellikle İç Anadolu bölgesinde birçok çiftçimiz bu hastalığı tanımıyordu. Bunun sebebi de özellikle Sersospora betikola hastalığının Türkiye'de Trakya bölgesi ve Karadeniz'in geçiş bölgelerinde yoğun olarak görülmeseydi. Fakat e, sizin de bildiğiniz gibi geçen sene özellikle Türkiye'de iklim periyotlarının değişmesi, yoğun yağışların olması ve aynı zamanda pancar yapraklarının arayı kapattıktan sonra bu yağışların devam etmesinden dolayı hemen hemen bütün Türkiye'ye bu hastalık yayıldı. Ve birçok çiftçimiz e, bu hastalık nasıl mücadele edeceğini bilmediğinden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadı, verim kayıpları yaşadı. E, şöyle bir durum var, aslında Selsiospora betikola hastalığı yeni bir hastalık değil. Normalde yıllardır dünyanın dört bir tarafında özellikle nemli ve ılıman bölgelerde mücadele edilen bir hastalık. Yani Türkiye'nin bulunduğu iklim kuşağına bakarsak eğer yani Romanya, Bulgaristan, İspanya, İran hemen hemen aynı iklim kuşağında bulunan nemli bölgelerde bu hastalık yıllardır gözükmekteydi. Az önce bahsettiğim gibi özellikle yağışların yüksek gitmesi ve iklim sıcaklıklarının yani sersiöspora'nın çoğalacağı ve pik yapacağı şekilde oluştuğu dönem yani gündüz sıcaklarının 15 derecenin pardon gündüz sıcaklarının 25 derecenin altına düşmemesi ve gece sıcaklıklarının da 15 derecenin altına düşmediği durumlarda sersiöspora geçen sene çok fazla bir şekilde yayıldı. Özellikle birçok çiftçimiz hastalığı tanımadığından dolayı ilaçlı mücadele geç kaldığından dolayı verim kayıpları yaşamaya devam etti. Birçok çiftçi de aradaki pancarlar yapraklarını kapattığından dolayı e, tarlasına girmek istemedi. Tabi bundan dolayı hastalık ilerlediğinden dolayı da birçok çiftçimizin tarlasında yüksek miktarda kayıplar yaşandı. Ve e, bu kayıplar yaşandıktan sonra da çiftçilerimizin e, büyük bir sıkıntısı, veryansın oldu. Fakat yapılacak bir şey kalmadığı için de biz elimizden geldiği kadar çiftçilerin yüreklerine su çalıştık. Yani gelecek senelerle ilgili bu sıkıntıları yaşamaması için e, tarlalarda, köylerde bilgilendirme toplantıları yaparak bir bakıma bunun önüne geçmeye çalıştık. E, Sersospora betikola hastalığı hakkında şöyle gelen bir bilgi verirsek, özellikle iklim kuşağının yoğun yağışlı olduğu, yani 20 derece ortalama sıcaklığın bulunduğu dönemlerde hemen hemen e, bütün bölgelerde görülen bir hastalıktır. Özellikle pancar yapraklarında e, araya kapattıktan sonra, yani bu hangi dönem oluyor? Haziran ayının başı itibariyle, yapraklarda 2-3 mm çapında lekeler halinde görülmeye başlar. Bu harelerin etrafında kırmızı kırmızı lekeler görülür. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprak ayalarını doldurarak pancar yapraklarına kurumaya meydana getirir. Daha sonra baktığımızda ise pancar tarlasında komple bir çökme meydana gelir. Bu çökme sonucunda hani bizleriz ya işte Türkiye'nin e, ormanları, ciğerleri ağaçlardır diye. Aynı şekilde pancarın da aslında ciğerleri yapraklarıdır. Bir bakıma pancar kendi akciğerlerini kaybettiği için artık çalışma e, yetisini kaybeder. Daha sonra tekrar yaprak çıkartmaya yani nefes almaya çalışır. Bunun sonucu olarak da e, kendi içerisindeki enerjisini harcanan dolayı hem kayıplara yol açar hem de aynı zamanda pancarda bir miktar gerilme görülmektedir. Bizim yapmamız gereken özellikle pancar tarlalarında bu hastalığın önüne geçmek için erken teşhise yapmalıyız. Tabi bunun da çok farklı ve kolay yöntemleri var. Yani bir ziraat mühendisi olmasanız bile tarlanıza gittiğinizde özellikle pancarlar arayı kapattıktan sonra yani bu hastalığın başlayacağı dönemlerde tarla içerisinde zikzaklar çizerek hemen hemen her noktaya bakarak özellikle de yüze yakın yaprak seçerek üzerindeki lekeleri kontrol edebilirsiniz. Böylece de erkenden tesis yapıp çok rahat bir şekilde bu hastalıkla mücadele edebiliriz. Işık Bey, serkosporanın tespiti konusuna girmeden önce isterseniz Mehmet Bey'e de mikrofonumuzu verelim. O da ile ilgili yaşadıkları sıkıntılardan bahsetsin bizlere. Tabii ki daha iyi olur. Buyurun Mehmet Bey. Geçen yıllarda daha önceden aynı Işık Bey'in de dediği gibi aralara pancarlarımız zarar görecek diyerekten hiç kimse ilaçlama yapmadı. Biz de yapmadık haliyle. Hem polar kaybı hem tonaj farkı yaşadık. Ama şu an itibariyle ince tekerlerimizi taktık. Hazırlıkta bekliyoruz. Yani herhangi bir yaprak lekesini gördüğümüz zaman ilaçlamamızı yapacağız. Mehmet Bey ben de bölge çiftçilerindenim aslında. İç Anadolu bölge çiftçilerindenim. Biz ülkemiz genelinde tarla bitkileri çekimleri yapıyoruz. Geçen yıl Amasya'da da bir çekimimiz olmuştu. Işık Bay'ın da bahsettiği gibi Serkospora ile İç Anadolu çiftçisi son birkaç yıldır tanıştı. Evet. Serkospera parayla yıllar öncesinde tanışan bölgelerde zaten 4 defa hatta 8 defa ilaçlama yapan çiftçilerimiz var. O bölgedeki çiftçilerin pancar ilaçlaması için uygun ekipmanları mevcut. Dönemi geldiği zaman normal tekerlekleri söküp ilaçlama tekerlerini takıyorlar ve hazır kıta bekliyorlar. Hatta hastalık gelmeden önce koruyucu, koruyucu. ilaçlamaları da yapıyorlar. Programa başlamadan önce az önce Sinev'de gelirken gördük. Siz de aynı şekilde evet. traktörünüzde ince tekerleği takmışsınız, ilaçlama evet. ekipmanını takmışsınız. Ve tarla kontrollerini yapıyorsunuz. Evet. Hastalık olursa İç Anadolu çiftçisi olarak siz de hemen önlemi alacaksınız. Çünkü dediğiniz gibi serkospora son birkaç yıldır çiftçilerde çok büyük ekonomik kayıplar yarattı. Şeker oranlarımız düştü. Yapraklar hastada yakın dönemde ya da ışık bende dediği gibi haziran ayının belli bir gününden sonra hastalık görülmeye başladığı zaman bu yapraklar kuruyor doğal olarak. Evet. Lekeler artmaya başlıyor. Yaprakları kuruyor. Tekrar pancar çok yıllık, iki yıllık bir bitki olduğu için tekrar yeniden yaprak çıkarıyor. Bu yaprağı da bünyesindeki enerji, şekeri harcayarak yaptığı için hem kök verimine olumsuz bir etkisi oluyor hastalığın, yani verim kaybımız oluyor dekardan hem de şeker oranına, şeker oranına çok büyük bir etkisi oluyor, olumsuz bir etkisi oluyor. Bu yüzden de hastalıkla mücadele konusu çok önemli. Özellikle bugünkü programımızda serkospora hastalığını genel olarak konuşmamızın sebebi de bu. İzleyicilerimiz üreticilerimiz, pancar üreticilerimizin bu hastalıkla ilgili bu sorunu çözmesi ve zamanında Işık Bey'in de az önce, az önce anlattığı gibi tarla kontrolleriyle e, hastalığın başında müdahale etmeleri. Işık Bey hastalık tespitiyle ilgili konuşuyordunuz az önce. Evet. Ben e, sözünüzü kestim ama aynı şekilde devam edelim. Özellikle e, pancar tarlalarında erken tesis çok önemli. Bunun için de e, özellikle pancarlarımız yani tarlalarda geliştikten sonra, arayı kapattıktan sonra Az önce Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi yani tam tekbil olarak tarla başında beklemek de önemli. Aynı zamanda hastalıklar için yani gerekli mücadeleyi de doğru zamanda başlatmak da önemlidir. Normal şartlar altında e, bu sersospora, betikola, e, mantari hastalığının sporları 2-3 sene kadar toprakta yaşayabilir. Özellikle e, bu yaşam çerçevesinde sizin tarla içerisinde bulunan e, pancar atıklarını mümkün olduğu kadar tarlalardan uzaklaştırmanız gerekir. Birçok çiftçimiz maalesef pancarları tarladan kaldırdıktan sonra özellikle yapraklaki hastalığı olduktan sonra tekrar aynı tarla içerisine gazelleri sürüyor. Bu da aynı şöyle bir şey söyleyebilirim yani. Bir kutunun içerisine düşünün. Toprağa gömmüşsünüz. 3 sene sonra kutunun içerisinden sapasağlam aynı şekilde koymuş olduğunuz şeyi geri alıyorsunuz. Aynı bu gazeller de 2-3 sene boyunca bu mantari hastalıkları saklar. Siz daha sonra tekrar o tarlaya pancar ektiğinizde Mantar sporları yaprakların üzer, üzerindeki e, gerekli yerlere yerleşerek daha sonra e, stoma gözeneklerin içerisinden kök salarak yaprağın alt tarafındaki dokuya e, gelişmeye başlar. Daha sonra işte yaprak ayarlarında bu lekeler genişleyerek tarlanın öbek öbek çeşitli yerlerinde e, görünmeye başlar. Eğer gerekli ilaçlama müdahale yapmazsanız tarlanın hemen hemen her tarafına yayılır. Işık Bey şimdi... Diyelim ki hasat edilen pancarda yoğun miktarda sirkuspora var. Yapraklarda hastalık etmenleri evet. var. Çiftçiler pancar hasadı yaparken hasat yaprak yani pancar bitkisinin yaprakları toprakla karışıyor zaten. Aslında bitkiler açısından doğru münavebe yaptıklarında pancar bitkisinin yeşil aksamı organik bir gübre niteliği taşıdığı için sonraki üründe verim artışı sağlayabiliyor. Pancar bitkisinin yapraklarının tarladan temizlenmesi olabilecek bir şey değil. Burada da e, şu konuya geliyor durum. Münavebe konusu. Aynen. Pancar bitkisinde doğru münavebe nasıl olmalı? Yani herhalde pancar bitkisinin hastalıklı yapraklarının tarladan temizliği konusunda hem fikiriz. Kolay bir şey yapılacak bir şey değil. İzleyicilerimiz de böyle düşünmüştür diye ben bu soruyu ise yönelttim. Burada dikkat edeceğimiz husus tabii münavebe konusunu anlatacaksınız. Onun haricinde bu konuyla ilgili tekrar fikir değişikliği olmuştur belki. Evet. Evet. Bahsetmiş olduğunuz konuyu zaten e, özellikle pancarda mücadele yöntemlerinde, kültürel yöntemler içerisinde sayacaktım. Siz biraz konuya erken girdiniz. E, şöyle söyleyebiliriz, özellikle pancarda münavebeyi düzgün şekilde yapmazsanız, bırakın sadece yaprak leke hastalığını, diğer kök çürüklüğü hastalıkları olan işte e, rizoktanya, mikropama, pasolanya, kara çürüklük dediğimiz fusarium ve pityum gibi diğer e, kök çürüklüğü hastalıklarının da tarlanızda barındırmış olacaksınız özellikle e, münavebede düzgün şekilde bir başarı istiyorsanız pancar ekeceğiniz tarlalara mısır ekimini lütfen yapmayın çünkü mısır özellikle tarladaki e, hem bu hastalıklar olsun hem zararlı konukçu dediğimiz e, hastalıklar olsun bunları barındırdığından dolayı sizin pancar tarlanızı bir bakıma hastalıkları açık hale getiriyor pancar tarımında en önemli ve en iyi münavebe şekli pancardan sonra bir hububat olan buğday tarıma ekilmesi veyahut da arpa. Bundan sonra bir baklagil, işte bu nohut olabilir. Nohut ekebilirsiniz. Fasulyeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü fasulye kök çürüklüğü yapıyor. E, yonca olabilir. Yani iki sene boyunca yonca ekip kaldırabilirsiniz. Daha sonraki, e, üçüncü sene tekrar e, buğday ekimi. Dördüncü sene Pancar ekimi tavsiye ediyoruz. Böylelikle 4 seneki münavebenizde tarlanızda bu etmenlerden yani mantar sporları olsun, diğer toprak altı zararları olsun bir bakıma bunlardan tarlanızı uzaklaştırmış oluyorsunuz Mehmet Bey. Değerli izleyicilerimiz şimdi Işık Bey pancar hastalıkları ile ilgili normal isimleriyle bahsetti. Tabii ki birçok çiftçimize belki yabancı gelebilir ama pancar çiftçisiyseniz eğer bu hastalıkları bu isimleriyle ve tanımlarıyla, tanılarıyla bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Işık Bey'e Facebook üzerinden Pancarda Şeker Tonaj diye pancar grubu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu Pancarda Şeker Tonaj grubu üzerinden de her türlü çiftçimize geri dönüş sağlıyorlar. Doğrudan oradan çiftçilerimiz pancarlarında gördükleri zararları, hastalıkları, otlarla ilgili problemleri sayfa üzerinde paylaşarak buradaki uzman konuklardan, uzman yöneticilerden doğrudan Tavsiyeler alabiliyorlar. Hatta Işık Bey gibi arge yapan mühendisler çiftçilerimizi tarlalarında ziyaret ederek danışmanlık sağlıyorlar. Mehmet Bey bir de şöyle bir husustan bahsetmek istiyorum. Özellikle pancar tarımı yapılan tarlalarda bilinsiz sulama ve yanlış yapılan sulamalardan dolayı kök çürüklükleri ve yaprak leke hastalığında artışı meydana geliyor. Özellikle hava sıcaklığının yükseldiği gece gündüz farkının 20 derecenin üstüne çıktığı dönemlerde Aşırı sulamadan ve yağmurlama sulamadan mümkün olduğu kadar kaçınmamız gerekiyor. Biz farkında olmadan aslında bu hastalığı bir anda arttırmış oluyoruz, pik yaptırmış oluyoruz. Şu an şu dönemde mesela diğer hastalıklardan da bana çok mesaj gönderen, yazan, arayan çiftçimiz var, değerli çiftçilerimiz var. Özellikle çiftçilerimizin erken dönemde yapraklarda 6 ila 8 yaprak döneminde holderle bor verdiği takdirde Büyük oranda özellikle kök çürüklüğü hastalıklarına karşı bitkiyi güçlendirdiklerinden dolayı aynı zamanda ilerleyen dönemlerde yaprak leke hastalığı gelse bile bir bakıma siz hani hastalanmadan önce ne yaptırırsınız? Aşı yaptırırsınız. Aşı gibi düşünün. Bir bakıma bitkiyi kuvvetli ve mukavemetli hale getiriyorsunuz. Daha sonra pencere yaprak lekelerinde herhangi bir şekilde bir hastalık tespit ettiğinizde zaten bunun yayılma hızı Bitki daha önceden biraz güçlendiği için işte diğer e, ürünleri de kullanabilirsiniz. Bunlar alginik asit olabilir, e, amino asit olabilir, bitkiyi güçlendirici. Bir bakıma hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirebiliyorsunuz. Bunlar da tabii ki değerli çiftçilerimizin elinde Mehmet Bey. Işık Bey, e, pancar hastalıkları yani mantari, bakteriyel evet. hastalıklarla ilgili konuşuyoruz tabii ki. Tabii ki burada konumuz geniş olduğu için bitki besleme konusuna da giriyor. Bor dediniz. Borla ilgili benim bir sorum var. Böyle. Ee, özellikle e, pancar grupları üzerinden yani pancarda şeker tonaj grubu üzerinden görüyorum ben. Bu yaprak altında uç boşlukları var. Bunun sebebi nedir peki? Normalde e, pancar bitkisi biliyorsunuz bir ıspanak giller familyasından olduğu için e, kök gelişimindeki hız farklılıklarından meydana geliyor. Onu da şöyle açıklayayım. Pancarın kendi iç gelişim hızından dış gelişimisi daha fazla. Ondan dolayı aynı şey kova düşünün yani kovanın sanki içi e, yavaş yukarı doğru kalkıyor, dışı bir anda yukarı kalkıyor gibi düşünün. Bu durum meydana geldiğinde pancarın içinde ister istemez, özellikle pancar portakal büyüklüğüne gelmeye başladığında boşluklar meydana geliyor. Bu boşluklardan daha sonra e, bahsetmiş olduğumuz özellikle bu e, yaprak hastalıklarından doğru kaynaklanan işte mikropama dediğimiz hastalıklar e, bu açıklıklardan mantar hastalıkları içeri giriyor ve buralarda çürümeler meydana getiriyor. Ee, bor kullandığımız takdirde borun biliyorsunuz birçok özelliği var. Bugün kozmatikten ilaç sanayine kadar birçok şeyde kullanılıyor. Yani hatta uçak yakıtı olarak hatta uzay gemilerinde dahi kullanılıyor şu an bor. Aynı zamanda borun dokuları tamir edici ve birleştirici özelliği var. Boru attığınız zaman e, hücre çeperlerindeki boşluklar birbirlerine daha sık hale, kenetlendiğinden dolayı daha kuvvetli hale geliyor. Ve aynı zamanda e, bitkinin içerisindeki bu boşluğu kapatarak da şeker taşımının taşımına yani şeker oluşumuna da faydası sağlanıyor. Yani kısaca bor e, gübrelemesi pancar bitkisi için önemli bir Aynen. Uygulama önemli, şekli. önemli bir uygulama şekli olarak söyleyebiliriz. E, peki Işık Bey, Sirkospora'yı anlatıyoruz. Devam ediyor hala Sirkospora ile ilgili e, programımız. Pancarda dönemsel diğer hastalıklar bahsettiniz ama biraz daha genişleterek anlatırsak Neler işte e, maddi zararlar ya da Türkiye genelinde, ülkemiz genelinde bölgesel zararlar ne düzeyde? E, şöyle söyleyeyim, şu an e, pancarda hastalık yapan birçok hastalık var. Şimdi konuyu çok fazla açarsak işin içinden çıkamayız. Ben şu an Türkiye'deki e, özellikle bölgemizde en önemli olanlarından bahsetmek isterim size. Özellikle bölgemizde en çok görülen kök hastalıkları rizomanya, rizoktanya, aynı zamanda mikropama, pasolanya, fusarium ve pitum hastalıkları. Genellikle bu hastalık etmenlerinden dolayı pancarlarda kök meydana geliyor. Özellikle pityum pancarın uç bölgesinde, rizoktanya orta bölgesinde, mikropama da özellikle pancarın tepe bölgesinde hastalık yapmakta. Fusarium ise pancarın hemen hemen her bölgesinde etkile, etkilemekte ve leker oluşturmakta ve büyük oranda pancarlara kayıplar meydana getirmekte. Aynı zamanda aşırı şekilde sulamadan dolayı da e, bor kullanımının gecikmesinden dolayı da Hatta hatta bırakın yıldırım düşmesinden bile kök çürüklü meydana gelebiliyor. Konumuzu şöyle bir toparlarsak özellikle sersiospora, betikola hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Özellikle tarlamızda kontrolleri düzgün şekilde yaparsak gün içerisinde yani şöyle söyleyeyim 1-2 saatimizi ayırırsak 2 günde bir tarla içerisinde zikzaklar çizerek özellikle sürekli aynı yerde değil de genel olarak tarlanın tamamını kontrol ederek ee, mücadeleye, kendi çapımıza katkı verirsek eğer büyük oranda başarı sağlamış oluruz. Bunun yanında e, değerli çiftçilerimiz özellikle kullanmış olduğunuz ekipmanların aynı zamanda kültürel işlemlerin de çok fazla önemi var. E, doğru ilaçlama, doğru ekipman seçimi aynı zamanda buradaki başarınızı da arttıracaktır. Özellikle e, pancar leke hastalığının yani görüldüğü dönemlerde e, pancer lekesleri görünmeden ilaç atmaktansa özellikle hastalığı tespit ettikten sonra ilaçlama başlamak daha önemlidir. Çünkü gereksiz yere ilaç attığınızda atmış olduğunuzun ilacın hiçbir önemi yoktur. Yani boşu boşuna bir değer kaybı yaratacaksınız. Bunu da şöyle açıklayayım. Şimdi normal şartlar altında bölgenizde serseosporu betikalı hastalığı gözükmüyor. Ama siz Haziran'ın 15'i gibi işte önlem olsun diye hastalığı için ilaçlama yaptınız. Aradan 20 gün geçti. İlacın artık e, etkisi kayboldu. Daha sonra bakıyorsunuz ki tarlanıza yapraktaki hastalığı 5-6 gün sonra geliyor. Ha burada şunu düşünebilirsiniz. Ha işte bak ilaçlama ben yaptım, hastalama gelmedi daha yeni geliyor. Aslında belki hastalık daha tarnaza yeni geliyor. Farkında değilsiniz. Yani boşu başına bir ilaçlama, zaman kaybı ve mazot kaybı yapmış olursunuz. Özellikle bölgenizdeki yani konusundaki uzman olan ziraat mühendislerine danışarak ve onlardan yardım isteyerek e, hastalığın zamanını tam teşhis ederek daha düzgün ve daha verimli ilaçlama yapabilirsiniz. Bu ilaçlama bölgeye göre kiminde bir ilaçlama bile yetebilir. Kimi bölgede ise altı ilaçlamaya kadar çıkabilirsiniz. Yani özellikle pancar e, sökümünden bir ay öncesine kadar eğer tarlanızda sersospora yoğun gözüküyorsa muhakkak ilaçlı mücadele ve kültürel mücadele yöntemlerine önem vermemiz gerekiyor değerli çiftçilerimiz. Biraz sonra zaten onlar hakkında bilgi vereceğim. Ee, sersospora hastalığıyla mücadele konusunda artık aslında üreticilerimiz bilinçleniyor. Burada bu işin ilk ayağına gidelim. Siz hem tohum üreten bir firma çalışıyorsunuz, arge yapıyorsunuz. Serkospora için dayanıklı ya da toleranslı çeşitler var mı? Bu çeşitlerin ekimi yapılıyor mu? Yaygınlaştı mı? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Özellikle şu an Türkiye'de yani hemen hemen her bölgede hastalığa karşı dayanıklı olan çeşitler ekildi. Normalde bu hastalığa dayanıklı olan çeşitler yani bizim NZT tipi dediğimiz, N tipi dediğimiz ya da Z tipi dediğimiz şeker tipi yani kök tipi ya da hem kök hem şeker tipi dediğimiz çeşitler içerisinde bunların içerisinde sersospora'ya dayanıklı olan çeşitleri seçiyoruz. Ama lakin şöyle bir durum da var tabii ki e, bir şeyleri yapmak için muhakkak bir şeylerden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Yani hani gönül ister ki 10-12 ton pancar veren yani 20-21 polar veren sersospora hastalıklarına hiç yakalanmayan hatta hiç kökler çürüklü bile olmayan aynı Rambo gibi bir pancar tohumu üretmek isteriz ama maalesef ki yani sonuçta bizlerde biraz kulus yani Allah yapısıyız. sonuçta bu pancarı da Allah yaratmış. Normalde zaten biz ıspanakgiller familyasını kültüre ederek pancar pancar bitkisini şeker pancarı haline getirmişiz. E, muhakkak da yani belli bir şeylerden ferakat etmek zorunda kalıyoruz. Gelin görün ki işte bu sene çiftçimiz özellikle yaprak leke hastalığına karşı dayanıklı olan çeşitleri tercih etti. Yani bu da ne demek oluyor? Yani dekarında yarım ton ila bir ton verim kaybını göze aldı yani en baştan. Ve aynı zamanda polarda da bir ila iki polar düşüşü göze aldı. Bunun nedeni ise çünkü tarlada herhangi bir hastalığa yakalandığında veyahut da özellikle sersospora betikola hastalığına yakalandığında daha büyük verim kayıplarına ilaçlı mücadele olmadan kurtarayım diye bunu yaptı. Aslında çiftçimiz burada bilinçlendi. Buradan da tebrik ediyorum çiftçimizi. ...benim de kanım şöyle bir şey var... Ee, ...özellikle... ...sersiospora, betikola hastalığının... ...yoğun olacağı dönemlerde ve bölgelerde... ...tarlamızın... ...hemen hemen hepsine... ...sersiospora'ya karşı dayanıklı tohumların... ...ekilmesinde fayda var. Aynı zamanda tarlanızı bir bakıma arındırmış oluyorsunuz. Fakat şöyle bir durum da var... ...yani her sene bu hastalık olacak... ...ve her sene pik yapacak diye bir durum da yok. Tarlanızın belirli bir bölgesine... ...yani hem şeker çeşitlerinden hem tonaj çeşitlerinden ekersiniz. Baktınız ki artık yaprak leke hastalığı çok fazla kendisini göstermiyor bölgede. Daha sonra tekrar normal kök ve şeker tipi çeşitlerine dönebilirsiniz. Işık Bey önemli bir konu. Serkospor'a anlatıyoruz. Peki şöyle bu uygulama var. İzleyicilerimiz de bu uygulamayı daha önceki programlarımızda anlatmıştık, duymuşlardır. Yaprak hastalıkları için tarlanın pancar tarlasının belli bir bölgesine hayvan pancarı ekimi yapılıp ilk hastalıkların hayvan pancarının dayanıklılığı daha az olduğu için onda görüleceği için evet. sonrasında zamanında uygulama, zamanında koruyucu ekimlik yapılabilir diye bir e, anlatım var. Bu konuda e, doğru olan nedir? Kültürel mücadele yöntemlerinde ve erken önlem ama yöntemlerinden bir tanesi de hayvan pancarı ile erken tesistir. Özellikle hayvan pancarı sersiospora, betikola hastalığına yaklaşık olarak şeker pancarından 10-15 gün önce yakalanmaya başladığı için aslında bir haberci durumundadır. Biz bunun denemelerini geçen sene ve belki sene tarla denemelerimizde gerçekleştirdik. Özellikle geçen seneki Hotamış'taki tarla denemimizde ben bunu resimlerimde internetten ve gruptan paylaşmıştım pancarda şeker tonajdan. Hayvan pancarında lekeleri 10-15 gün önce tespit ettiğimiz için 10-15 gün sonra şeker pancarında ilaçlama yaparak geçen sene tüm etrafındaki tarlalar hatta çiftçiler de hayret ettiler. Bu tarla nasıl böyle hastalığa yakalanmadı diye mücadelemizi yaptığımız için tarlamızda herhangi bir hastalık veya göçme meydana gelmedi ve çiftçimiz o tarladan dekarında 11 ton tonaj aynı zamanda 21 polar gibi yüksek bir değere ulaştı. Siz de eğer imkanınız varsa hayvan pancarı temin ederek tarlanızın belli noktalarına özellikle rüzgarın geldiği yöne doğru ekerseniz Sersespura, Betukola hastalığına karşı bir erken uyarı sistemi kendi çapınızda yapmış olursunuz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Işık Bey'in son anlattığı konu çok önemli bir konu. Bunu biz programlarımızla, uzman konuklarımız aracılığıyla, uzman ziraat mühendislerimiz aracılığıyla sürekli anlatıyoruz. Pancar çiftçilerinin, pancar parsellerinin bir kısmına, küçük bir kısmına, küçük bir metrekaresine hayvan pancarı ekmeleri gerektiğini, buradaki kontrolleri yaptıkları zaman tarla geneline hastalık gelmeden tedbir alabildiklerini anlatıyoruz. Ama her nedense sahada bu uygulamayı yapan çiftçi sayımız çok az. Bununla ilgili bir dipnot alın. Gelecek yıl unutmamak adına Özellikle önümüzdeki sezonda bu uygulamayı sizler de yapın. Işık Bey'in bahsettiği verimler 10-11 ton işte 21 şeker polarıyla pancar üretimi gerçekleşirse pancar çiftçilerimiz bana hak verecektir. Maksimum bir kar elde edilebilir. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Programımız devam ediyor. Ekranlarımızın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Konumuz şeker pancarında dönemsel hastalıklar ve dönemsel gübreleme uygulamaları. Serkospora ile ilgili Işık Bey anlatımına devam ediyor. Buyurun Işık Bey. Şu an sizlere özellikle pancarlarda mücadele yöntemlerini anlatacağım. Biliyorsunuz pancarlarda normalde hastalıklarda iki tip mücadele yöntemi vardır. Yani birçoğumuz zaten bunu uyguluyoruz. Bir tanesi kültürel mücadele, diğeri ise kimyasal mücadele. Özellikle kültürel mücadelede çiftçilerimize çok büyük yük düşüyor. Yani asıl burada işi yapan çiftçilerimiz olacak. İsterseniz e, bu mücadele yöntemlerini e, şöyle bir gözden geçirirsek, ilk olarak çiftçilerimizin yapması gereken şey sertifikalı temiz tohumluk kullanmaktır. Yani sersis pola betikola hastalığının bulaşmadığı temiz parsellerde üretilmiş pancar tohumlarını kullanmak çok önemlidir. Bir de zaten aynı zamanda pancar tohum üreten bir firma olduğumuz için özellikle e, üretim sahalarımızı Sersiospora betikola hastalığının görülmediği ve görülse bile en az 1 ila 2 kilometre uzakında olan tarlalardan seçerek bu hastalığı mümkün olduğu kadar tarlamıza getirmiyoruz. Sizin de burada yapmanız gereken önemli şey özellikle temiz sertifikalı tohum kullanmak sizler için her zaman avantaj olacaktır. Diğer önemli bir yöntem ise özellikle Sersiospora betikola hastalığının bulaşmış olan tarlalarda kültürel olarak yani tarladaki pancarı haset ettikten sonra kalan gazelleri mümkün olduğu kadar tarladan uzaklaştıramasak bile tarlada yakmamız veyahut da münavebe yapmamız çok önemli. Yani bu tür gazelleri imha edemiyorsak elimizden geldiği kadar münavebe sistemine yani az önce bahsettiğim münavebeye uyarsak büyük ölçüde başarı sağlamış oluruz. Diğer bir mücadele yöntemimiz ise Özellikle tarlamızın kenarlarına, işte az önce bahsetmiş olduğum hayvan pancarları ekmektir. Hayvan pancarları ektiğimizde bir bakıma erken uyarı sistemi yaparak hastalığa karşı önlemimizi almış olacağız. Ayrıca diğer bir mücadele yöntemimiz ise kültürel olarak düzgün şekilde tarla kontrolleridir. Yani tarla kontrollerimizi düzgün şekilde yaparsak bu hastalığa karşı gerekli önlemleri almış oluruz. Diğer bir mücadele yöntemimiz ise özellikle... Tarlalarda kullanmış olduğumuz e, alet ekipmanları zamanında düzgün şekilde kullanmakta çiftçilerimize hem pancarın gelişimi aynı zamanda dayanıklılığı açısından bir önem sağlayacaktır. Diğer bir konumuz ise kimyasal mücadeledir. Özellikle kimyasal mücadele e, pancar yapraklarında sersospora betikola hastalığının yoğun olduğu dönemlerde yapılması gereken ve başvurması gereken bir yöntemdir. Burada iş çiftçiden çok ilaca düşmektedir. Kullanmış olduğumuz ilaçlar önemlidir. Şimdi zaten kullanmış olduğumuz ilaçlar iki tiptir. Bir tanesi sistemik ilaçtır, diğeri de kontak etkili. Biz genellikle pancar tarlalarında sistemik ve kontak etkili etki ameliyatlarının olduğu ilaçları kullanmayı tercih ediyoruz. Özellikle pancar yapraklarında yani bu hastalıkları biz tespit ettikten sonra eğer pancar hastalıkları yani yaprak hastalığı dediğimiz betikolanın yayılma eğilimi gözükmeye başladıktan sonra ilaçlı mücadeleye başlıyoruz. Bu ilaçlı mücadelede ise en önemli etken düzgün şekilde ince tekerli traktör kullanmaktır. Pulverizerlerimizi özellikle e, yelpaze şeklinde ve konik şeklinde seçerek yüksek basıçlı şekilde ilaçlamamızı yaparsak büyük ölçüde ilaçla mücadele başarı sağlarız. Yani yaprakların iyi şekilde yıkanması lazım. Özellikle e, bu sistemik ve kontak etkili ilaçların düzgün miktarda ...ve Düzgün şekilde tarlada atılması bizim tarladaki mücadele başarımızı da arttıracaktır. Özellikle değerli çiftçilerimize şöyle söyleyebilirim: İlaçlamaya başladıktan sonra bir sonraki periyoda yaklaşık olarak 20 gün sonra takip etmeleri gerekiyor. Yani ikinci ilaçlama hemen hemen 20 gün sonra yapılması gerekiyor. Eğer hastalık hala ağır şekilde seyretmeye devam ediyorsa bunun için de aynı mantari ilaçlamayı kullanmaması gerekiyor. Çünkü bir süre sonra pancar yani kullanmış olduğunuz sizin etken maddelerin üzerine bağışıklık sistemi kazanmaya başlıyor. Aynı nasıl virüslerde bağışıklık varsa bu mantari hastalık da aynı zamanda bağışıklık kazanıyor. Mümkün olduğu kadar kullanmış olduğumuz etken maddeleri değiştirmemiz gerekiyor. Mehmet Bey, çiftçi olarak, tarla sahibi olarak ilaçlama yapan sizsiniz. Tabii ki Işık Bey'den danışmanlık alıyorsunuz. Tarla takiplerinizi yapıyor. Burada yaptığınız ilaçlama uygulamasını nasıl yapıyorsunuz? İlaçlama uygulamamızı serin olacak. Akşam üzerleri özellikle dikkat ediyoruz. İnce tekerli traktörlerle geniş kanatlı holderleri kullanmayı daha az zarar vermesi açısından uygun su miktarı, uygun etken maddeli ilaçlar kullanıyoruz. Peki Mehmet Bey şimdi ilaçlama ile ilgili dediğiniz gibi günün serin saatlerinde ilaçlama yapılması gerekiyor. Sıcakta ilaçlama yapmak sıkıntı doğurabiliyor. Tabii ki burada yağmur da düşünülebilir. Yağmurla ilgili yağış belli zaman sonra yağış olacaksa burada Işık Bey'e biz sonra söz hakkı vereceğiz ama yıkama riski varsa onunla ilgili zamanlamayı ayarlayabiliriz ideal su dozunda, ideal etken madde dozunda ilaçlama yapıyoruz. Dediğiniz gibi geniş kanat açısına sahip traktörlerin artısı da bizim için daha az yer içineyecek. Mutlaka diğer bitkilerde olduğu gibi pancar bitkisinde de yaprakların kırılıp yaralanması belki bazı mantari ya da fungal hastalıklardan, bakteriyel hastalıklar konusunda e, bulaşmasına sebebiyet verebiliyordur. Benim burada gördüğüm özellikle dikkatimi çeken konu siz buradaki pancarı damlama sistemiyle evet. sürüyorsunuz. Ee, İç Anadolu bölgesinde damlama sistemi yoğunlaşmaya başladı. Neredeyse sıra bitkilerinin tamamını artık İç Anadolu çiftçisi damlama sistemiyle suluyor. Burada devletimizin damlama sistemine İç Anadolu'da büyük bir teşviği var. Çiftçilerimiz de bu teşviği hakkıyla kullanıyorlar. Ee, İç Anadolu bölgesinde biz diğer programlarımızda bahsediyoruz. Suyla ilgili büyük bir risk var. Yeraltı sularımız hızlı bir şekilde tabana inmeye başladı. O yüzden damlama sistemi bizim bitkileri sulamamız yönünde yani su kullanımı, su tüketimi, tüketimi ve enerji-elektrik tüketimi yönünde en az yüzde 25-30'lara varan bir tasarruf sağlıyor bizlere. Damlama sisteminin pancar tarımı üzerinde gördüğünüz artıları nelerdir? İşçilik olsun, i̇şçilik, verimlilik olsun, hastalıklar konusunda artıları olsun? İşçilik yok. Yani pancar, hiç yaprak kırılmıyor damlamada. içinde hiç insan gezmiyor. Ee, serkoz türü hastalığına, yaprak leke hastalığına, güneşle hiç suyun teması yok. hastalara bence e, en ideal korumalardan bir tanesi de damlamadır. Burada damlama sisteminin özellikle serkoz süre hastalığı için artıları var diye düşünüyorsunuz. Evet. Ee, tabii ki işçilik yok. Normalde standartta ülkemiz genelinde e, pancarlar, yani şeker pancar bitkisi yağmurlama sistemiyle sulanıyor. Onun da işçilik maliyeti çok yüksek çiftçiler evet. açısından iş gücü zamanı açısından da çok büyük bir zaman alıyor. Zor bir iş. Aynı zamanda da bu birilerine yaptırılıyorsa, işçilere yaptırıyorsa tarım işçilerine yaptırılıyorsa bu da ekonomik bir Maliyet. değer, çiftçiler açısından ekonomik bir gider. Damlama sistemi sadece ilk döşemede ve toplamada belli bir zaman ve işçilik alıyor. Onun haricinde dediğiniz gibi kolay bir sistem. Çok rahat. Burada biz tekrar Işık Bey'e verelim mikrofonu. Işık Bey, ile ilgili Mehmet Bey'le konuşurken sulama sistemine de geldi konumuz. Sizin bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Özellikle mücadele yöntemlerinden bir tanesi de damlama sulamayı ile pancarlara sulamaktır. Çünkü yaprakların üzerinde ne kadar az ıslaklık veya nem kalırsa o kadar çok sersiospora, betikola hastalığının görülme oranında azalır. Çünkü yüksek sıcaklıklarda ve yüksek şekilde yapraklarda nem, ıslaklık meydana geldiğinde ve de bu... Mutlak nemle birleştiğinde yani %95, %100'lük daha fazla hastalığın görünmesi meydana geliyor. Fakat damlama sulamada e, direkt toprağa verdiğimiz için aynı zamanda yapraklar ıslanmadığı için daha fazla hastalık görünme riski azalıyor. Çok haklısınız Işık Bey. Damlama sistemi, yağmurlama sistemi ya da vahşi sulama diyebiliriz. Diğer sistemlere kıyaslandığı zaman şeker pancarında e, çiftçi açısından, hastalıkları koruma açısından bir artı sağlıyor. Kültürel önlemler... Grubunda sayıyorsunuz siz de. Elinizde pancar yaprakları var. Tabii ki e, sosyal medya üzerinden de gelen fotoğraflar üzerinden konuşuyorsunuz. Tarla takipleri yapıyorsunuz. Ama buradan yine izleyicilerimize gösterelim bazı yanıklıklar ya da lekeleri. Değerli çiftçilerimiz şu an görüyorsunuz yapraklar üzerinde bazı e, lekeler meydana geliyor. Biz bugün burada bir yaprak leke hastalığı olan tarlada da röportaj yapabilirdik. Fakat e, size sağlıklı ve temiz bir pancar tarlasında örnek olsun diye biz programı bu yapıyoruz. programı yaptık. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Burada bana çok gelen sorulardan bir tanesi var. Özellikle e, pancarın şu orta kenar yapraklarında görmüş olduğunuz çeşitli kurumalar meydana geliyor. Değerli çiftçilerimiz e, hepimizin bildiği gibi bir e, pancarı ne kadar çok satırsak, pancar o kadar çok derine iner. Mantığından dolayı biz pancarları ne yapıyoruz? Susatıyoruz. Bundan dolayı da pancar yaprakları bu susamaya bağlı olarak yerlere seriliyor bir süre sonra susuzluktan dolayı. Artık içerisindeki turgor basıncı dediğimiz yani basınç kayboluyor yaprakları havada tutan. Bundan dolayı yapraklar yerde birleşince ve siz yağmurlama suyuyla azotlu bir gübreleme yaptığınızda veya üstüne bir yağmur yağdığında bu yapraklarda yanma meydana geliyor. Siz bu sulamadan sonra yapraklar tekrar dikeldiğinde sanki yapraklarda bir hastalık varmış zannediyorsunuz. Aslında burada bu güneş yanıklığından başka bir şey değil. Yaprakların üzerinde meydana gelen. Ayrıca kültürel işlemlere ilgili bir konu daha eklemek istiyorum. Bakın hemen şurada bir yabancı otumuz var. Bu yabancı otların mümkün olduğu kadar da tarladan uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda sersespora betikola hastalığı bu görmüş olduğunuz yabancı otlarla da ...kışı geçirmekte ve daha sonra hastalık tarlamızın içerisinde yayılmakta. Mümkün olduğu kadar erken zamanda ilaçlı mücadele ve ot ilaçlı mücadele olarak söyleyeyim... ...kültürel yani çapa işlemleriyle yabancı otları da tarladan uzaklaştırmamız gerekiyor Mehmet Bey. Işık Bey, ile ilgili detaylı bir şekilde izleyicilerimize bilgi verdiniz. Programımızın da son dakikalarına girmeden önce özellikle dönemsel beslemeyle, gübrelemeyle ilgili de sizden bilgi alalım. Çünkü şu an gördüğümüz kadarıyla bazı çiftçilerimiz örnek vermek gerekirse hala azotlu gübre uygulamaları yapıyorlar. Pancar bitkisinde bor önemli. Borun önemliliği yanında işte potasyum da çok önemli. Bu konularla ilgili bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Ee, bu konuyu şöyle anlatayım. Özellikle e, pancar tarımında ve pancar yetiştiriciliğinde Gübreleme çok önemlidir. Gübreleme yaparken e, özellikle tarlamızda toprağımıza uygun ve yeterli miktarda olduğunu anlamak için bir toprak tahlili yaptırmamız lazım. Doğru bir toprak tahlili, güvenilir bir laboratuvar. Yani güvenilir tahlil, bir, bir laboratuvarda iyi bir gerekiyor. toprak tahlili yaptırırsak, toprağımızın içerisindeki eksik makro mikro elementleri bilirsek ona göre daha sağlıklı bir besleme yapabiliriz. Bu tahlilleri yaptırdıktan sonra, Bizim e, taban gübresi dediğimiz işte DAP'tır, 3-15'tir, 20-20'dir çiftçilerimizin kullandığı. Genellikle ben 12-30-12 formunu ve artık kükürtlü formunu tavsiye ediyorum. Hani bitkinin genel anlamda e, taban kök ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük oranda yeterli olduğu için. E, bir de şöyle bir şey var, çiftçilerimizde yanlış bir konu var. Çok fazla gübre atarsam çok fazla ürün alırım. İşte az gübre atarsam az gübre alırım bizim mümkün olduğu kadar pancara yeterli miktarda ve doğru zamanda gübre vermemiz lazım. Özellikle pancar ekiminden yaklaşık olarak bir ay önce taban gübresini verebiliyorsak e, toprağı direkt üstüne fırfırla attıktan sonra toprağı karıştırmalıyız. Daha sonra taban gübresi atılan tarlaya ekimden sonra yani ekim yaptıktan sonra mümkün olduğu kadar pancar yaprakları 2 ila 4 yaprağı yani kotuldan devreye geçtikten sonra hümik asit ve flübik de destekleme yapabiliriz. Ayrıca e, özellikle pancar yapraklarında e, 4 ila 6 yaprak dönemine geldiğinde yani erken çapa döneminde e, verebiliyorsak e, dekara ortalama olarak 15 ila 20 kilo arası üre gübresi verebiliriz. Daha sonraki dönemlerde pancarımız 6 ila 8 yaprak dönemine ulaştığında eğer elimizde varsa Alginik hasit dediğimiz suyosundan yapılan pancarı da stresten koruyan gübre formundan vererek pancarın gelişimine katkı sağlayabiliriz. Özellikle e, bor kullanan çiftçilerimiz ve kullanmayan çiftçilerimiz bunu dikkatle dinlesin. Pancar yapraklarında özellikle en yüksek bor alım dönemi 8 ila 10 yaprak dönemidir. 8 ila 10 yaprak dönemini geçtikten sonra pancar artık yapraktan bor alımını yavaşlatır. Yani çünkü bor aynı zamanda zehirli bir maddedir yapraklar genişleyeceği ve için ayalar genişleyeceği için daha fazla alındığı bor bitkiyi daha çok strese sokar. Faydadan çok zarar getirmeye ve pancarda çürümeye başlar. Mümkün olduğu kadar 8 ila 10 yaprağa geçtikten sonra boru yağmurlama ile vermemiz özellikle taban arazilerde daha kolaydır bu. Çünkü kalsiyumlu arazilerde borun alımı engellenebilir bizim için daha fazla fayda sağlayacaktır. Daha sonra 12 yaprak döneminde ikinci çapa yapılarak tekrar 20 kiloya yakın yüre gübresi verebiliriz. Aslında normalde nitrat gübresi verdiriyorduk da bu yıl, nitrat biliyorsunuz, gübresi yasaklandı. bu yıl nitrat gübresi yasaklandığından dolayı artık onun yerine 15-20 kilo civarı yüre gübresi tekrar verdiriyoruz. Daha sonraki pancarın artık 10 ile 16 yaprak dönemi arasında çeşitli kombiler, ...kullanabilirsiniz. Yani bitkinin verim artışını doğrudan sağlayacak şekilde. E, Temmuz'un 15'ine doğru geldiğimizde... ...özellikle pancarda şeker verimini ve büyümesini doğrudan etkileyen bir elementimiz daha var. E, bu potasyum sülfat gübresi. Potasyum sülfat gübresini de... ...dekara 5 kilo olarak bu dönemde atarsak yaklaşık bir ay sonuna bu gübremiz çözülmeye başlar. Bitki tarafından tam şeker yapacağı dönemde alınmaya başlayacaktır... Tabi bu arada e, tarlalarımızda kontrollere devam ederek eğer pancar yapraklarımızda bir yaprak aylarında genişleme yoksa, pancar yapraklarımız düzenli gelişmiyorsa, e, özellikle pancar yapraklarının iyi gelişmesi ve sürgün vermesini sağlayan mangan ve magnezyum sülfatı da kullanabiliriz. Ayrıca sen şu an Mehmet Bey'in de kullanmış olduğu bakteriyel gübrelerimiz var yani bitkileri geliştiren ve aynı zamanda canlandıran o tip yardımcı bakteriyel gübreler de kullanabilir. Ayrıca Ağustos'un 15'ine geldiğimizde 60 olduğumuz potasyum sülfat gübresinin alımını arttırmak için tarlamıza bir 5 kilo ile 10 kilo arası şeker gübresi verebiliriz. Çünkü bunu şöyle anlatayım. Normal şartlar altında potasyum gübresini bitkiler topraktan zor alır. Fakat azot gübresini çok kolay alır. Çünkü azot bitkinin sevdiği bir elementtir. Yani canı ciğeri kankisi diyebilirim. Siz e, azot gübresi kullandığınızda potasyum gübresiyle kol kola girerler. Çok rahat bitkiden alınması sağlanır. Bu da sizin avantajınız olur. Ayrıca bir büyük sıkıntımız daha var. Özellikle ekonomimizi büyük şekilde sarsan, yani geçen sene özellikle pancarlar söküldükten sonra pancar fabrikalarında yaklaşık olarak %20'lere varan bir kayıp oluşturan pancar da çürük meydana geliyor. Sökümden sonra silolarda depolanmasında. Bu konuda çiftçilerimize özellikle son dönemde yapraktan verebiliyorsa yapraktan ince tekerli traktörü girmeye elverişli değilse eğer veremiyorsa yağmurlama ile kalsiyum gübresi verirse hem bitkinin sağlamlığı, kök sağlamlığı artacak. Aynı zamanda pancar çürümediği için de şeker kayıpları önlenecektir. Teşekkürler Işık Bey. Potasyumla ilgili benim bir sorum var size. Buyurun. Bazı... Şeker pancarı üreten çiftçilerimiz potasyumla ilgili çok erken dönemde çok yoğun miktarda gübre uygulamaları yapmışlar. Onunla ilgili de olumsuz geri dönüşleri almışlar. Benim bildiğim kadarıyla potasyum zamandan önce verilirse bitki yaşlandırıyor. Bunun olumsuz sonuçları nelerdir? Onu da şöyle anlatayım. Özellikle pancar bitkisinin yani ıspanak geliler familyasından olduğu için yani yaprak çıkartan bir bitki olduğu için düzenli olarak potasyumun da kullanmasında ihtiyacı vardır erken dönemde de. Zaten bizim kullandırmış olduğumuz damlama gübreleri yani erken dönemde hümik asitlerin içerisine bakarsanız potasyum e, gübresi içinde mevcuttur. Yani bu aynı zamanda bitkinin gelişimi için doğrudan etkilidir. Yani bitkinin gelişmesi bünyesinin yapısının çalışması için. E, fakat bir şey gereğinden fazla kullanırsanız aynı şekilde insanda da geçerli. Mesela bir e, gıda yapı çok fazla alında gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Aynı pancarda da öyle Pancarın e, gıda zehirlenmesi diyelim yani pancarın topraktan alabileceği etmenlerin alınmasını engellemeye başlar potasyum. Ve bitkide erken yaşlanma, strese girme, tabi her insanda olduğu gibi ve her bitkide olduğu gibi neslini devam ettirme telaşından dolayı pancar bir an önce yaşlanıp e, tohuma kaçma hatta erkekleşmede meydana gelme ihtimali yaratabilir. Değerli izleyicilerimiz Işık Bey ile programımız devam edecek. Bugünkü programımızın burada neredeyse sonuna geldik. Işık Bey programımızı kapatmadan önce diğer programımıza kaynak yapma adına şu an bulunduğumuz Mehmet Bakım Bey'in tarlasında uydu kontrollü bir sistem var. Onunla ilgili bize kısa bir bilgi verip. Ondan sonra programımızı kapatalım. Şu an Mehmet Bakın Bey'in tarlasında bulunmuş olduğumuz yerin koordinatları şu an Fransa'da bizim ortak çalışmış olduğumuz firma ile belirlenmiş durumda. Biz bu firma ile üniversitede doktoru tezi kapsamında erken uyarı sistemli uydu kontrolü sistemi dediğimiz, PROMETE dediğimiz bir sistem uygulaması içerisindeyiz. Bu aynı zamanda eğer gerçekleşebilirse ve sonu Başarılı olursa ilerleyen yıllarda tüm Türkiye'de ve dünyada kullanılacak bir sistem. Bu sistemin amacı iklim verilerine bakarak ve aynı zamanda tarlada kendimiz yani manuel kontrol yaparak iki sistemi bir araya getirerek mümkün olduğu kadar sersospora yaprak leke hastalığını erkenden tesis ve hatta alarm sistemi uyarı sistemi olduğu için uyduda mümkün olduğu kadar tarlaya hiç gelmeden e, defetme sistemi diyebiliriz yani. Aslında bir çiftçilere şu an biz e, dünyadaki bütün ilim, irfan, teknolojiyi birleştirip inşallah gelecek sene imkanlarına sunacağız. Teknolojik tarım diyebiliriz. Teknolojik evet. tarım diyebiliriz yani bir bakıma. Öyle söyleyebiliriz. Yani Mehmet Bey de buna ev sahipliği yaptığı için. teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey de ev sahipliği. Teşekkür ediyoruz. Kendisinin tarlasını zaten sürekli şu an kontrol ediyoruz. Şu an e, sistemimiz alpullu, boğazlayan kısımlarında alarm vermiş durumda. Oradaki çiftçilerimiz şu an uydu takip sistemiyle ilaçlamalarına başladılar yaklaşık olarak 20 gün önce. Ama şu an hala Mehmet Bey'in tarlasında bir alarm verilmediği için bizim yaptığımız kontrole de tarla sağlıklı çıktığı için herhangi bir ilaçlama yaptırmadık daha. Yani boşa bir ilaçlama yaptırmadık. Işık Bey burada programımızın sonuna geldik. Yani pancar tarımı program dizimizin dördüncü bölümünü bu sözün bu sezondaki dördüncü bölümünün burada sonuna geldik. Ben her ikinize de teşekkür ediyorum. Bereket TV adına, benim çiftliğim adına, özellikle izleyicilerimiz adına. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın burada sonuna geldik. Sizlere bugün şeker pancarı tarımı program dizimizin dördüncü bölümünü anlattık. Dördüncü bölümünü izlettik. Bugünkü konumuz genel olarak pancarda, şeker pancarı bitkisinde dönemsel hastalıklar ve dönemsel beslemeydi. E, tabii ki son yıllarda çiftçilerin başına bela olan, sıkıntı olan... Serkospora hastalığı programımızın genelini kapsadığı önemli bir hastalık. Bununla ilgili alınacak önlemleri, yapılacak uygulamaları sahada bu konuda uzmanlaşmış, sürekli pancar tarımı ile ilgili argeler yapan mühendisimiz aracılığıyla, Işık Karagöz aracılığıyla sizlere aktarmaya çalıştık. Bugünkü programımızdan bu kadar. Başka bir tarım bitkisiyle, başka bir tarım parselinde, başka bir hayvancılık işletmesinde, başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Benim çiftliğim programından hoşçakalın.